Ben sözlerini toparlayayım. Şöyle bir işleyiş gerçekleştireceğiz. Değerli arkadaşlarım 15'er dakikalık ilk turda görüşlerini paylaşacaklar. Ondan sonra bir 10'ar dakikalık daha ikinci tur. Ama geniş bir zamanı da sizin değerli katkılarınıza, yorumlarınıza, sorularınıza ve değerlendirmelerinize açacağız. İlk sözü Simber Hoca'ya vermek istiyorum. Buyurunuz. Efendim teşekkür ederim hocam, teveccühünüz. Vallahi çok heyecanlıyım. Çünkü böyle müstesna bir mekanda, böyle müstesna bir topluluğa seslenmek kolay bir şey değil. Özellikle Aral Güler hocamızın karşısında. Bunu bir hayatımın şansı olarak kabul ediyorum. Şimdi efendim müstesna bir mekanda dedik, biz bir müzedeyiz, Tera Müzesi'nde. Müze malumunuz Musaların, İlhan Perilerinin mekanıdır. Aynı zamanda Sayın Aragüler'in temsil ettiği çok çeşitli zaman kipleri var. Klasik kültürümüzde tanımlanan çeşitli varyasyonlarıyla. Bunların bir tanesi Kronos. Kronos zamanın niceliğini temsil eder, akıp giden zamanı. Zaman attıkça insan ömründen alır, bütün değişimler meydana gelir, her şey yok olur. Sonunda galip gelen zamanın kendisidir. Ama fotoğrafçılar ve Kronos'a karşı bir mücadele gerçekleştirirler. Sürekli kaybolan, akıp gitmekte olan şeyi saptamak. Dolayısıyla değişimin acaba önemi var mı? Eğer fotoğrafçılığı mükemmel bir şekilde saptıyorsa, İstanbul değişiyorsa olabilir. Çünkü her şey değişiyordur zaten. Büyük bir haline geliş içerisinde her şey değişiyordur. Ama eğer Aral Güler fotoğraflarını çektiyse, İstanbul zaten kalıyor. Üstelik de ebediyen var oluyor. Hatta zihnimizde birer zihinsel imge olarak varlığını devam ettiriyor. Bir başka şey, yine Aral Güler'in kendisinin de beyan ettiği üzere bir an fotoğrafçısı olarak aslında bir başka tasarımı da temsil ediyor, Kairos'u. Kairos zamanın niteliğini temsil eder, değerli zamanı, her şeyin mükemmelen tamam olduğu, gerçekleştiği anı temsil eder. Ve bir an önce, bir an sonra yoktur, tam o an, yani karar anı. Dolayısıyla bu Kairos temsilini Henri Cartier-Bresson'un tanımıyla söylersek, bir olay var, olayın anlam ve önemi var. Aynı zamanda bunun ifadesi gerekiyor. Bu ifadenin gerçekleşebilmesi için mükemmel bir kompozisyonun, bütün görsel öğelerin armonisi gerekiyor. Ve bütün bunları yine fotoğrafçının maddi manevi varoluşuyla simultane bir an içerisinde gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu olağanüstü bir organizasyon ama saniyenin fraksiyonlarında. Dolayısıyla burada Henri Cartier-Bresson'un besim umut diye tanımladığı ve Aral Güler'in biz an fotoğrafçısıyız diye beyan ettiği şey söz konusu. Dolayısıyla Kairos'ta hikayenin bir başka tarafı. Diğer taraftan Aral Güler'in poetikasında söz konusu olan fotoğrafların hepsi, bütün o poetikayı oluşturan binlerce karenin hepsi aynı zamanda bir model, aynı zamanda bir temsil. Ve dolayısıyla bu klasik örnekler sonsuzluğu temsil ediyor. A yolu. Böyle olunca an fotoğrafçısı olmak dediğimiz zaman bir fotoğrafçının temel işlevselliğini kastediyoruz. Aynı zamanda Aral Güler birçok zamanlar şöyle dedi. Böyle fotoğrafları çok güzel olduğu için, çok olağanüstü olduğu için, çok örnek alındığı için mesela sanatçı olmak filan telaffuz ediliyor hocam. Ondan sonra her zaman onu şöyle dediğini ben hatırlıyorum. Ben sanatçı değilim. Gayet tabii sanatçı olmak nedir ki? Sanat nedir ki? Fotoğraf sanatı nedir ki?
Bu perfeksiyonizm içerisinde, bu mükemmellik içerisinde, doğrusu zen benzeri bir saydamlık içerisinde sanatçı olmanın hiçbir anlamı yok, sanatında yok. Ancak yapılan şey fotoğraf sanatına yardımcı olabilir. Dediğim gibi sonsuzluğu temsil eden o isimler, fotoğraf sanatçıları için, genel olarak sanat için ilham kaynağı olabilir. Ve dolayısıyla burada bu kadar mükemmel bir şeyin, performansın herhangi bir şey olmaya ihtiyacı yok. Dolayısıyla yine bu konuda ben bir kitabın başlığından örnek vermek istiyorum. Jean-Pierre Montier'in Henri Cartier-Bresson ve Sanatsız Sanat diye bir kitabı vardır malum haliniz. Orada Cartier-Bresson'un sanatı için bunu söyler Montier ve zen kültüründen ilham olarak. O kadar mükemmel, o kadar doğal, o kadar saydam, o kadar kendiliğinden, o kadar kandit, o kadar saf ki dolayısıyla herhangi bir şekilde tanımlanmasına gerek yok. Kendisi kendisi içinde var oluyor. Bir başka şey de, bir fotoğrafçı olabilmek için zannediyorum onun bir varoluş sorunu olması gerekiyor. Çok romantik bir anlamda varoluşuyla faaliyetinin birbirlerini teyit etmesi gerekiyor. Sürekli olarak bir fotoğraf ve yaşam diyalektiği kurulması gerekiyor. Ara Güler hocamız bunun müstesna bir timsali. Hem kendi varoluşunu fotoğrafla teyit ediyor, hem de bütün bir kültürümüzü, bütün bir tarihimizi, tabii kendi saptadığı süreler itibariyle söylüyorum, temsil ediyor. Bir başka şeye gelince, bir başka özelliğe gelince, kendisi şöyle demiş, Henri Cartier-Bresson için, iyi bir harp muhabiridir, realist yapısıyla, fotoğrafın Emil Zola'sıdır. O hepimizin öncüsü, ustası olmuştur. O her şeyin farkındadır. Heyecan duyar. Dünya ile insanla ilgilidir. Yaşamı insanı sever. İnsana yaramayan şeylerin karşısında durur. Seslerini çıkarır ve çok politik düşünür. Şimdi Cartier-Bresson'la Ara Güler arasındaki ilişkiler yine malumuzdur. Burada ben bir fotoğrafçı kuşağından bahsetmek istiyorum. Bu şekilde foto muhabiri olan, anın ustası olan, varoluşunu bu şekilde kristalize eden ve fazla hiçbir iddiası olmayan fotoğrafçılar. Ve perfeksiyonist fotoğrafçılar. Cartier-Bresson gibi, Magnum'un kurucu üyeleri gibi, Ara Güler gibi. Dolayısıyla bu şey içerisinde, bu bağlam içerisinde bir başka özellik de ortaya çıkıyor. Ara Güler hocamız Cartier-Bresson'u tanımlarken Emil Zola gibi diyor. Demek ki hikaye sadece fotoğraftan ibaret de değil. Diğer birçok yerden besleniyor, birçok kaynaktan besleniyor. Birçok entelektüel, ondan sonra odağa dayalı. Dolayısıyla bu şey içerisinde, bu mükemmeliyet içerisinde artık yetişmeyen, İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkıp ertesinde biraz 1940'lardan itibaren 45'lerde net olarak tanımlanan ve 70'lere doğru yavaş yavaş artık kaybolan bir foto muhabiri tipini temsil ediyorlar. Bir başka şey, bu fotoğraflar çok güzel. Bu fotoğrafların politik niteliği, nasıl bir zamanda çekilmişler, neyi diğer, hangi problemi diğer insanlara anlatmak için çekilmişler, ne tür bir enformasyon sağlamışlar, onlar her fotoğrafın özelinde tartışılabilecek şeylerdir. Ama ben genel olarak bir saptamada bulunmak istiyorum. O da bu fotoğraflar o kadar güzel, o kadar mükemmel ki, dolayısıyla ne çekilirse çekilsin, sonuçta insan liyakati korunuyor. İnsanın hayatı kutlanıyor her seferde. Çünkü orada Ara Güler'in fotoğraflarına baktığımız zaman yoksulluk var, savaş var, ondan sonra problemler var. Bütün bunlara rağmen
Orada her seferinde çocuklar yeniden gülüyorlar, adamlar yeniden sohbete koyuluyorlar. Arkeolojik güzelliklerle birlikte yeniden var oluyoruz. Böylece demek ki bitmez tükenmez bir şekilde insana hala daha saygımızı, sevgimizi ifade edebiliyoruz. Ve bunu bize veren kişi kendisi. Demin Atilla Durak arkadaşımız İstanbul kayboluyor dedi. Bir zamanlar kaybolabilir. Hayır, hiç öyle değil. Arabilerin fotoğraflarında var. Bir de İstanbul neresi dendiği zaman mutlak tanımlarından bir tanesi onun fotoğraflarında. Şimdilik efendim diyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Umarım evet, çok teşekkürler. Önemli bir perspektif içinden yapılmıştı değerlendirmesi. Şimdi Sayın Paul Macmillan hem dünya perspektifinden hem bir galerici ve küratör gözüyle de dahil olmak üzere bunun dışında pek çok şey söyleyecektir eminim. Söz onda, buyurunuz. Alo. 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 Şimdi mi? İrlandalı birisi olarak mikrofon görmemek lazım. Çünkü şarkı söyleyebiliriz. Yani, neyse erken saat erken. Emniyetli saat. Şimdi Belçika'dan, Rusya'dan yeni döndüm ben. Orada Avrupa'yı kapsamında çok da önemli bir sergi. Bu serginin sadece yanımda küçük bir şey getirebilirim. Imagine Istanbul, Ara abinin fotoğrafı. Ve bu serginin açılış ve kitapta hazırlamak geliyor. Çok da oldukça büyük bir sergi. İki sergi peş peşe. Yani orada ayrıca da Anatolia ile ilgili çok da güzel bir arkeoloji müze. Bozar kocaman bir müze. Bir de aynı zamanda iki tane büyük gösteri sanat için yerler var. Bizim sergimiz Imagine Istanbul ismi. Imagine Istanbul arkadaşlarımızın bahsetti. Yani İstanbul kaybolan, giden, değişen yıllardır olan İstanbul. Bir de Brüsel'de yapıldığı için enteresan bir şey oldu. Duyuluyor mu? Duyuluyor. Biraz daha be. Batsın. Şimdi sergi Arıgüler'in etrafında dönüyor. Çünkü Imagine İstanbul dediğin hepimiz için. Bir de Brüsel'deki, yani biliyorsunuz orası çok Türk var. Serginin algılaması ve karşılanma beni doğrusu isterseniz duygulandırdı. Çok da büyük bir hasret ve çok da büyük bir inanılmaz pozitif bir duyguların içerisinde karşıladılar. Sergi çok büyük ve çok keyifli bir sergi. Ve içinde birkaç tane sanatçı koyduk, yani İstanbul hayal edebilmek için. Arıgüler dediğin, yani orası bizim collective unconscious, yani bizim İstanbul tarihi yazılırsa Arıgüler'in fotoğrafları olmadan yazılmaz. Yetmedi gibi Yalsak da kendi ifadesiyle, Yalsak da çok kocaman bir yerde, çok da güzel bir yerde dışında, yani işte cümleler bir yere kadar gider ama fotoğraf gerçekten temsil edebiliyor. Hakikat fotoğrafta. Bu sergi hazırlarken bir belgesel de yaptık ayrıca ve sergi her odada kısmen kısmen parça parça paylaştık. Çünkü şey varsaydık, orada insanlar tanımayabilir, anlayamayabilir. Onun için çok güzel sohbetler oldu. Orhan Pamuk'la beraber bir sohbetimiz oldu. Telaşlı ama güzel oldu. Ondan sonra
Gayet iyi bir sergi oldu. Diğer fotoğrafçılar Ali Taptık. Bambaşka bir ekseninde, başka bir düşünce yani. Ve Ahmet Polat bir ekseninde. Bir küçük guest appearance vardı sergide. Bir adet Cartier-Bresson'da koyduk. O şey, Arabe'nin kapsamında ve himayesinde olarak neden? Çünkü bu ilişkisi ve Magnum ve belli bir estetikten bahsedildiği zaman. Onun dışında Sophie Kahl bir konseptüel sanatçı, İstanbul'da bir video sanat eserlerle yaptık, onu koyduk. Yani 19th century, 1900 yılların fotoğraflar, Abdullah kardeşlerin çok güzel bir seksiyonumuz var. Ondan sonra onun dışında serginin en sonunda espri olsun. Yani hafif bir noktada bitirmek adına Ayşe Erkman'ın çok da güzel bir video instalasyonu var. Kendi oğlu dans ediyor. Bu meşhur parça var yani Moreno'nun İstanbul'un böyle çocuk gayet eksentrik bir şekilde kendine has bir dans yapıyor. Ve hafif bir noktada bıraktık. Çünkü herkes kendinden böyle bir eksenindi. Bir iki tane başka şeyler yaptık. Bir genç, şu anda Magnum'da çalışan BK Deporter ismi olan bir genç bir arkadaş sergiden önce buraya geldi, İstanbul'a geldi. Epey bir zamanda kaldı. Ailelerin yanında kaldı. Fotoğraf çekti. Güzel işler yaptı. Şey, Magnum maçı yaptı. Ondan sonra konseptüel sanatçılar vesaire. Şimdi sergi bayağı geniş bir kapsam. Geniş kapsam bir kitap. Şimdi o ayrıntı neden anlatıyorum? Çünkü orası fırsatım oldu. Bir büyük spektrum olan insanları görebildik. Yani işte bir kere üç tane basın toplantı yapıldı. Her basın toplantıda şöyle yukarı 100-200'den fazla basın mensup ve televizyon ve diğer elektronik medya mensup arkadaşlar da katıldı. Fransa'dan, Almanya'dan, Hollanda'dan ve Belçika'dan. Hatta bir tane İstanbul'dan yorumda Arabi Fikolun geldi. Onlar için sonradan anlattılar, bir kapılar açtılar. Çünkü bazı gerçekler var yani. Herkes bilmek zorunda değil ama bazı kimseler hiçbir şey bilmiyor Türkler hakkında. Onun için bir ilgi, yüksek bir ilgisi vardı. Şu noktaya getirmek istiyorum. Orası impact olarak da gördük. Bu fotoğraflar belki biz burada doğma büyüme, biz de burada Anfang Gallery serisinde bir sergi ben curation yaptım. Ara ismiydi o zaman da ve çok güzel Ara Güler klasikler bir sergi yaptık. Biz de doğma büyüme Ara Güler'in fotoğraflarla beraber olduk. Belki ve benim bugün sadece söylemek istediğim ve bir iş icap etmek istiyorum ve böyle bir arzu olarak paylaşmak istiyorum. Hele bu sergiyi açtıktan sonra ve bu tepki. Şu anda 2500 tur book edilmiş bu sergi. Bak 2500 tur book edilmiş. Okullardan, gruplardan, efendim fotoğraf meraklısından, efendim üniversitelerden vesaire böyle bir ilgi var. Yani. Şimdi o nedenle eksiklerimize bak. Belge olarak, belek olarak yani fotoğraflarda duruyor. Çoğu fotoğraf kitaplar albümdür. Sanki fotoğraf kendi anlatma dili yetiyor. Esasında Ara Güler gibi ve gibi maalesef bu cümleyi orada bitiyor. Çünkü affedersiniz tüm fotoğraf arkadaşlarımız bir dizi yok. Ara Güler Ara Güler'dir. Yani ekolu var, diyelim takip edenler var, hemfikir olan, Magnum'daki dostlar, belki buradaki bir sürü kimseler var.